Merhaba meraklı insanlar. Merak listesi yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm sizinle beraber üzerine konuşmak istediğim konu, biraz da böyle merak ettiğim ve hep merak etmeye devam ettiğim bir konu kendim bildiğim bileli. Çünkü özgüvenli insanlar nasıl özgüvenli oluyorlar ya? Yani gerçekten bu güveni sağlayacak hangi davranışını yapıyorlar, nasıl geliştiriyorlar ve hangi alışkanlıklara sahipler, hangi rutinleri var, neler yapıyorlar, nasıl hareket ediyorlar? Bu benim hep kendim bildiğim bileli sorduğum bir soru. Çünkü ben nasıl şu anda kulağınıza geliyor bilmiyorum ama ben çok özgüvenli birisi değilim. Evet, bunu böyle gösteriyorum şu anda ama bu yıllardan beri üzerine çalıştığım, koymaya çalıştığım, çabaladığım, öğrendiğim, hatalar yaptığım, tekrar ettiğim ve biraz benim için oyun alanı gibi. Hep bunu deniyorum ve denedikçe de yeni şeyler öğrenip üzerine koyuyorum ve bakıyorum. Her zaman işlemiyor. Ve bunu baktığım zaman da bazen de yorumlara falan da baktım. Sen genel şeylere de baktığımda gerçekten de bunun birçok kişi tarafından da paylaşıldığını gördüm. Yani aslında hepimizde böyle bir içte özgüvenli olmayı istiyoruz ve böyle durmak istiyoruz. Ama bunu yaparken zorlanıyoruz. Bazen çok çekingen kalıyoruz. Ya da bazen hangi adımı yapacağımızı, neleri düzelteceğimizi, nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Bu da benim merak ettiğim konulardan bir tanesi dediğim gibi. O yüzden sizinle bunu paylaşacağım. Şimdi paylaşırken aslında biraz da böyle bu hafta LinkedIn'de özellikle hesabımda ben her gün bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Ve orada paylaştığım imposter sendromu ile ilgili bir gönderi vardı. Bunu bazen gerçekten kendime soruyorum. Çünkü birçok şey yapmak, etmek, paylaşıyor olmak. Bir de bunu bilgi üzerine yapmaya başladığınız zaman eğitmenlik yapmak. İnsanların nasıl öğrenecekleri hakkında bir şeyler paylaşmak. Bu çok korkutucu bir şey. Yani ben bunu yaparken her seferinde sahneye çıktığımda korkuyorum. Çünkü gerçekten bazen bilmediğim şeyler olmadığından değil bu. Biliyorum ama ya o an unutursam, ya bilmezsem, ya insanlar benim bilmediğimi düşünürlerse falan derken gerçekten bunu böyle görmek, böyle düşünmek bazen de fazlasıyla kendimizi aşağı çekmemize neden oluyor. Bu da bir süre sonra içimizden ya ne zaman senin sahtekar olduğunu fark edecekler. Aslında onlar senin imposter olduğunu görüyorlar ve sen bir şey anlatıyorsun ve kafa sallıyorlar. Ya dışarı sen merak listesi diye bir podcast yapıyorsun. İnsanlara bunları anlatıyorsun. Nasıl öğrenecekler anlatıyorsun. Ya da keyif aldığın, merak ettiğin konuları paylaşıyorsun. Sen ne kadarını biliyorsun ki paylaşıyorsun. Hem sen kimsin ya? Bu sorular, bu cümleler zihnimde birçok zaman var. Bunu hepimizin zihinlerinde de var. Şimdi böyle olunca da bu LinkedIn'de paylaşmada benzer yorumlar da geldi tabii ki. Hani birçok insan kendisini belli durumlarda imposter olarak hissediyor. Bu durumda bazen hele yeni bir şeyler yapmak istersek, yani rahatlıkamızdan çıkıp genişleme alanında öğrenmeye başladığımızda kendimizi geliştirdiğimiz anda yakamıza yapışabiliyor. Ve bizi yakalarsa, o anda onun sözüne inanırsak bizi aşağıya çekiyor ve hareket etmiyoruz, geride kalıyoruz. İşte benim merak ettiğim de burası. Çünkü nasıl özgüvenli olup devam edebiliriz? Ya çünkü gerçekten o imposter, o sabotajı zihnimize konuşurken nasıl onun konuştuklarına etkilenmeden devam edebiliriz? İnsanlar bunu nasıl yapıyorlar? Bunu biraz bizimle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi ben de benzer hissediyorum. Belki siz de benzer hissediyorsunuzdur. O yüzden şu an dinliyorsanız ve sizde de benzer kaygılar varsa, benzer endişeniz varsa, benzer konuları merak ediyorsanız, nasıl özgüvenli olacağınıza dair araştırıyorsanız, deniyorsanız lütfen onları bana Instagram'dan, küpeli çağrıdan ya da merak listesinden paylaşın. Üzerine konuşalım. Bölüm bittiği zaman da benim paylaştığım 7 alışkanlığı siz gözden geçip onu da paylaşın. Ne ekleyebilirsiniz onu da yorum atın. Birlikte üzerine konuşalım. Tabii ki bölümü arkadaşlarınıza gönderin. İhtiyacı olanlar vardır belki. Hani daha özgüvenli dursunlar diye. Onları da paylaşmayı unutmayın. Hadi gelin. Merak. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Ben 7 tane alışkanlık dedim. İsterseniz hemen böyle birden başlayalım. İlk adımı atalım. Bir şey geldiği zaman evet deyip ondan sonra nasıl yapacağını çözmek. Şimdi hep hayır demek üzerine birçok şey öğreniyoruz. Çünkü hayatımızda istemediğimiz kadar çok şeye evet diyoruz. Evet yapacağım gibi bir evet her zaman söylemiyoruz. O kadar içimizden gelmiyor. Ama bazen de birçok şeyi de evet. Tabii yaparım tabii diyoruz. Oysa burada söylemek istediğim bu evet deyip sonra harekete geçmek dediğim şey bu değil. Buradaki evet, ya yeni bir işe giriyorsanız, bir şey yapmak istiyorsanız onunla ilgili şunun evetini diyebilmek. Ya ben bunu yapabilirim, henüz bilmiyorum
ama ben bunu öğrenirim. Nasıl yapılacağını öğrenir, onu yapmaya başlayabilirim de ki evet. Çünkü bazen birçok konuyu bilmiyoruz. Bilmediğimiz konularda da evet dediğimizde o alana girmeye başlıyoruz ve bir anda çözmeye başlıyoruz. Ve çözdükçe, araştırdıkça o konu hakkında daha fazla bildikçe bu sefer o konu hakkında yavaş yavaş uzman olmaya başlıyoruz. Örneğin ben sosyal medya konusunda çok iyi değilim. Ama öğreniyorum. Yani girip yapıyorum. Bazen bir arkadaşım destek istediği zaman evet destek olabilirim diyorum. Hemen oturuyorum önüme, açıyorum ve öğrenmeye başlıyorum. Videolarını izliyorum, podcast dinliyorum, bir şey yapıyorum ve bir anda o konu hakkında bilgi sahibi olmaya başlıyorum. Tıpkı merak listesinde aslında yapmaya çalıştığım şey. Örnek kalmak istiyorum ve bunun için de bir şey araştırıyorum. Ya birisi gelip bana işte sizlerden biri yorum attığı zaman şunu anlatırım dediğinde hayır demiyorum, bilmiyorum ama öğrenirim diyorum. Bu bence çok önemli bir şey. Özgüvenli insanlara bakarsanız bilmiyorum cümlesinin de sıklıkla kullandığını fark edeceksiniz. O da bence çok önemli alışkanlıklardan bir tanesi. İkinciye geçelim. İkinci, değerlerinin ne olduğunu bilmek. Ve her hareketi, her yapılan davranışı değerleriyle ilişkilendirmek. Yani genellikle değerler deyince de hep böyle şirketleri, kurum kültürüne, kurumların değerlerine gidiyoruz ama bireyler olarak bizlerin de değerleri var ve bu değerleri net bir şekilde belirlemek ve bu değerler üzerinden hareket etmek oldukça önemli. Bu konuda yapılan çalışmalar, envanterler var, birçok şey var. Onlara bakabilirsiniz. Ve bunların üzerinden hareket etmek çok çok önemli geliyor bana. 95. bölümde güven oluşturan 7 davranıştan bahsetmiştim. Orada da aslında bunu anlatıyorum. Braving kısaltması vardı. Yani orayı da bakabilirsiniz. O bölümü dinlemediyseniz ondan da yararlanabilirsiniz. Envanterlere bakın ve kendi değerinizi bulun ya. Yani çünkü gerçekten değerleriyle hareket etmek o kadar güzel bir şey ki. Bir şey yaparken hayır demek de, evet demek de, değerlerle konuştuğunda müthiş bir kimyaya sahip. Çünkü gerçekten kendimizi iyi hissederek, bağlantıda hissederek hareket ediyoruz. Ve bu da oldukça özgüvenli gösteren bir davranış. Çünkü gerçekten de bir şeyi neden dediğinizi biliyorsunuz. Onu yapamam çünkü benim değerime aykırı. O firmayla hiçbirliği yapamam çünkü bana uygun değil. Örneğin ben bir yere görüşmeye gitmiştim üniversitedeyken. Hani böyle diğerler çalışayım falan diyorum ve kahve yapmayı öğrenmek istiyorum ben. Şimdi adını vermeyeceğim bir marka. Yarın öbür gün merak listesine sponsor olurlarsa falan hadi adını vermeyelim. İşin şakası tabii ki bu. Ama vermek istemiyorum şu anda. Bir firma. Büyük de bir zincir. Ben de görüşmeye çağırdılar. Görüşmeye gittim. Üniversite öğrencisiyim. Heyecanla gittim ben. Çünkü gerçekten kahve yapmayı öğrenmek istiyorum. Ve barista olmak istiyorum. Görüşmede gittim. İK'dan birisiyle görüşeceğim söylendi. Ve İK müdürüydü kendisi. Hani üst bir pozisyonda birisiydi. Beni bekleme salonunun kapısında 40 metre ötede. O zaman pandemi de yok. 40 metre ötede merhaba dedi. Yanıma gelmedi. Bayağı kalktım yanına gittim. Elimi uzattım. Elimi sıkmadı. Beni odaya doğru davet etti. Odaya girdim. Odada bir kişi daha var. O kişiye döndüm. Merhabalar ben Çağrı dedim. Elimi uzattım. O kişi sadece elini notlardan kaldırdı ve baktı. Merhaba dedi. Ya şaka mısınız? Ya biz oraya tanışmaya gelmişiz yani. Sonra görüşmeye başladık. Ya yani görüşme çok nasıl gidebilir zaten kötü gitti. Yani iyi gitme şansı yok. Benim için de en azından onlar için de. Ve ben onlara kalkarken dedim ki çok teşekkür ederim ama ben size çalışmayı düşünmüyorum. Çünkü gerçekten de orada insana değer veren bir ortam olmadığını bu küçük sekanstan anlayabiliyorsunuz. Sonra tabii ki de hani kabul etmedim, geri aradılar, çalışmak istediğini söylediler. Ben de kabul etmedim, başka bir yere gittim. Ve şunu gördüm yani, sonrasında da o kahve zincirindeki çalışanlarla gidip baktım ama gözlemlediğimde de hatta çalışanlarla sohbet ettiğimde de gerçekten insan odaklı bir şirket olmadığını çok net görebiliyorduk. O yüzden değer çok önemli ve buna göre hareket edebiliyor olmak çok kıymetli geliyor. Ben biraz bunu böyle liseden sonra fark edebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ama hiçbir zaman gerçekten geç değil. Her an bu değerle oturup çalışıp o değerleri hayatımızı yaşamak bence çok çok önemli geliyor. Üçüncüsü ise hayalleriyle birlikte yaşamak. Yani yaptığımız her şey aslında hayallerimizi konuşturmak, onunla bağlantı kurmasını sağlamak. Şimdi bu hayalperest olmak değil. Bu böyle hayal kuralım ve onu gerçeğe dönüştürelim de değil. Ama gerçekten hepimizin belli bir hayalleri var. Hani ne seni mutlu ediyorsa sabah işte hani vardır ya söz. İşte sabah seni ne mutlu ediyorsa onunla uyan. Ya tam bu değil. Ama gerçekten de o hayalin olabilir. Bu her sabah seni yataktan kaldıran mutlu olan şeydir. Yani iki gayın belki değildir ama hayaller kuruyoruz. Ve o hayallerimizin bizim olduğumuzdan emin olmak aslında. Yani bu hayali benim için ailem mi kurdu? Benim için sevgilim mi kurdu? Benim için işteki yöneticim mi kuruyor? Benim için öğretmenim mi kurdu? Bu hayal benim mi? Yoksa ben bunu başkasından satın mı aldım? Bence bu çok önemli bir şey. Çünkü biz farkında olmadan gerçekten
hani reklamlardan da çok fazla bu var. Bazen de markalar bize hayallerini satıyorlar ve onların hayallerini biz gerçek sanıyoruz. Ve bu hayalin sahibi gerçekten kim? Ben mi kurdum? Yoksa birisi bana bunu anlattı ve bir anda ben onu gerçekten kendi hayalimi sandım. Bu düşüncelerle de çok önemli. Çünkü bazen düşündüklerimiz de bizim düşüncelerimiz değil. O yüzden bunun farkına varmak ve hayallerimizi fark edip kendi hayalimizi anlamak. Ondan sonra diğer hayalleri dağıtıp kendi hayalimize göre yaşamak. Yaptığımız her işi hayallerimizle konuşturmak. Bunu yaptığınızda gerçekten çok özgüvenli gözüküyoruz. Çünkü çok enerjik, çok heyecanlı, çok keyifli geliyor. Çünkü hayalin peşinde koşuyorsun. Ve o hayal senin, bir başkasının değil. O kadar güzel bir enerji var ki orada. O yüzden özgüvenli insanlara baktığımda görmüşler bir tanesi gerçekten hayallerin peşinden koşmaları. Ben de hayallerin peşinden koşmaya çalışıyorum merak listesiyle beraber, podcast alanı var, içerik üretmekle beraber. Ama başka hayallerimiz de var ve tek bir tane olmak zorunda değil. Onu da hatırlatayım. Dördüncüsü, gelişime odaklı olmak sonuca değil. Biraz da mükemmeliyetçiliğe de değil. Daha önce pürüzlü mükemmellik bölümü yaptım. LinkedIn'de de canlı yayın yaptık. Hatta Umut Kılınç'la beraber LinkedIn'den de girip bakabilirsiniz o canlı yayına. Ya pürüzlü mükemmellik çok güzel bir şey. Gerçekten buna göre hayatı sürdürmek, yaşamak bana çok önemli geliyor. Hayatımdaki felsefelerimin bir tanesi bu. Bir diğeri dijital minimalizm. Tam yapamıyorum bazen ama bir diğeri gerçekten de önemlilerin bir tanesi pürüzlü mükemmellik. Mükemmele ulaşmak yerine pürüzlüyle onu kabul etmek ve gelişime odaklı olmak gerçekten çok kıymetli. Çünkü her gün gelişiyoruz. Her gün belki başarısız oluyoruz, hata yapıyoruz ama orada bir adım atıyorsak, yani Edison'un 1000. denemesinde ampulü bulduğunun hikayesi var. 999 kez deneyip 1000. de bulduğunu anlatırken konuşuyoruz ama o hata yapmanın aslında her gün o hatayla beraber geliştiğinin farkına varmayı da konuşmak ve bunu hep zihnimizde tutmak bence çok önemli. Çünkü gelişim odaklı olduğumuzda, büyüyen bir zihin yapısı dediğimiz o growth mindset'e kavuştuğumuzda gerçekten de hatalar da her şeyde çok daha eğlenceli ve oyun alanı gibi geliyor. Ve birlikte büyüyoruz, birlikte gelişiyoruz. Ve bu da zaten yaptığımız işe yansıyor, kendimize yansıyor. Ve özgüvenle duruyoruz. Ve bunu gerçekten çok özgüvenli olan insanlara baktığınızda hani görebilirsiniz. Yani Michael Jordan her zaman sözü vardır ya, işte hani beni insanlar çok başarılı görüyorlar ama ben kaç tane şut kaçırdım, son dakikada kaç tane maç kaybettim. Ama aslında bunun üzerine bir gelişim var. Ve sürekli deneme var, yılmamak var. O yüzden bunun farkına varmak ve gelişim odaklı olup mükemmeliyetçilikten bile uzaklaşmak çok önemli. Bazen bölümle ilgili geri bildirimler aldığımda şunu da duyabiliyorum sizlerden. Ya işte şurada sesinde şöyle bir şey olmuş, burada şu kaçmış, şurasında biraz ses kaldı. Evet kaldı ama bunu ben kaydederken tabii ki en iyi ses olmasını istiyorum. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. O yüzden notlar alıyorum, araştırıyorum, onları döküyorum. Üzerine birkaç kez daha okumasını geçiyorum ki en iyisi olsun. Ama bölüm kaydederken anlattığım şey zaten benim için en iyisi. Yani şu an elimden gelen en iyisini yapıyorum. Ve emin olun bir sonraki bölümde bunun daha da geliştiğini göreceksiniz. Ama şu anda en iyisi bu. Ve ben bunu kabul etmekten çok büyük keyif alıyorum. Çünkü böyle yaptığım zaman ben daha keyifli üretiyorum. Ve bu da gerçi başkana baktığımda gördüğüm o özgüvenli davranışlardan bir tanesini oluşturuyor diyebilirim. Beşincisi benim için çok zor bir konu. Yani ben konuşmayı çok seviyorum. Ama beşincisi gerçekten de nerede ne konuşacağınızı bilmek ve nerede susacağınızı bilmek. Özgüvenli insanlara bakarsanız çevrenizde, işte bunlar CEO'lar da olabilir, yakın bir arkadaşınız da olabilir, hani idolünüz de olabilir. Ya bu kişilere baktığınızda şunu görüyorsunuz, bazı konuşmaların hiçbirisine katılmıyorlar. Özellikle fikir beyan edeceği konularda karşı tarafın fikrini ne kadar değiştireceğine bakabiliyor. Karşı taraf eğer çok katıysa hiç o konuşmalara girmediğini görebiliyorsunuz bu kişilerin. Sessiz kalıyorlar. Ya bu karşı taraftaki onaylamak anlamına da gelmiyor. Ama hep bir karikatür vardı ya hani, işte ben aptallarla konuşmam der. Karşı tarafta ya saçmalama işte böyle bir şey olmalı falan dediğinde evet kesinlikle öyle diyen bir karikatür var. Gözünde canlanmıştır. Ya öyle yani, çünkü bazen nereye ne kadar vakit harcayacağımızı bilmek ve nerede ne konuşacağımızı bilmek çok önemli. Ve bazen de sadece insanları dinlemek de çok kıymetli. Hani ben dinlemeyi çok severim. Sessiz kalıp dinlerim ama bazen nerede tam olarak ne konuşacağımı bilmiyorum. Ve bu da bazı durumlarda kendimi gerçekten de özgüvensiz hissettiriyor. Böyle o durumun içerisine girdiğimde anlatırken de şu an kendimde onu hissediyorum. Çünkü bazen konuşmanın içerisine bakıyorum. Söyleyeceğim cümlenin karşı tarafta hiçbir yansıması olmayacağını biliyorum. O kadar kendi düşüncesine sahip ki ben ne anlatsam anlatayım değişmeyecek. O yüzden gerçekten de nerede nasıl konuşacağımızı, bazen de gerçekten de belli konularda özellikle konuşmaktan kaçacağımız yerler var. Örneğin dedikodu yapılacak alanlar var. Ya dedikodun uzak durmak,
başkanın arkasından konuşmamak. Eğer eleştiriyorsak bu da bunu gerçekten o kişinin de olduğu ortamda ve bunu yapıcı bir şekilde yapmak ya da eleştiriyi her zaman aslında birebir tutmak ve insan ortasındayken bunu yapmadan, rencide etmeden, kırmadan konuşmak bence çok önemli ve bu da özgüvenli olan becerilerden bir tanesini oluşturuyor. Ben bu alışkanlığa henüz sahip değilim ama öğrenmek için can atıyorum. Tavsiyeniz varsa da onları da bekliyorum. Altıncısı soru sormak. Bu çok zor bir şey ama genellikle konularda fikir beyan etmek yerine insanları anlamak, onların nasıl baktığını görmek, aslında bir nevi ihtiyaç analizi yapmak gibi karşı tarafla sohbet etmek, sorular sormak. Ne kadar etkili soru sorabiliyorsak o kadar özgüvenli gözüküyoruz. Bazen toplantılarda şunu görüyorum. Bir kişiden etkilendiğimde o kişinin varlığının bana etkisi gerçekten sorduğu soruyla çok alakalı. Bazen öyle bir soru soruyor ki oturup o sorunun üzerine düşünmek istiyorum. Daha fazla anlamak istiyorum. Daha fazla merak ediyorum ve ondan sonra konuşmak istiyorum. O kişinin o kadar güvenli bir duruşu var ki hayran bırakıyor bana. Ve ben buna bayılıyorum. O yüzden doğru soru sorabilmek için de çok çalışıyorum, deniyorum, öğreniyorum. Bazen bir soruyu 5-6 farklı cümle yazıp onun yerlerini eşleyerek nasıl daha etkili olabileceğimi bakmak çok keyifli geliyor bana. Çünkü gerçekten soru sorabilmek ve o sorduğunuz soruları doğru noktalarda kullanmak o kadar güvenli bir duruş ki. Ben hayranım. O yüzden siz de bir düşünün yani. Sizin mesela kimler sizi bu kadar etkiliyorlar? Hangi soruyu sorduğu zaman karşınızdaki kişiden bu kadar etkilendiniz? Bir düşünün derim. Benim böyle birkaç kişi var aklıma gelen. O yüzden hani şey yapıyorum böyle. Hayran hayran hala hatırlayınca gülümsüyorum. Çok keyifli bir şey. Hatta bu konuyla doğru soru sormakla ilgili çok güzel kitaplar da var. Onlara da bakabilirsiniz. Yedinci alışkanlık ise özgüvenli insanların genellikle tartıştıklarının aslında düşünceler olduğunu görüyoruz. Düşüncelerin değişmesi, kendisinin düşünceleri, başkanın düşünceleri, o düşüncelerden yeni düşünen yaratma heyecanı, düşünmeyi düşünmek. Bununla ilgili tabii ki de şu sözü söylemeden anlatmak da olmaz yani. Eleanor Roosevelt'in sözü var ya, hani hepimiz belki biliyoruz, bir yerde görmüşüzdür bunu. Küçük insanlar kişileri, orta halliler olayları, büyük insanlar ise düşünceleri tartışır. Bu Eleanor Roosevelt'in sözünden yola çıkarak hani konulabilecek bir şey. Gerçekten de özgüvenli olan insanlara baktığınızda başkanın bir an önce o dedikodundan da uzak durduklarını ve dikkatli ettiklerini görebiliyoruz. Bence bu çok önemli bir alışkanlık. Zorlanabileceğimiz bir şey çünkü içinde bulunduğumuz kültür ve toplum olarak biz insanları konuşmaya bayılıyoruz. Televizyondaki en çok programlar gerçekten sabah programları. Başkası hakkında dedikodu yapmak, başkasının nasıl giyindiğini söylemek, onların ilişkileri hakkında konuşuyor olmak en fazla gördüğümüz, gözümüze çarpan şeyler bu. Magazinsel bilgiye bayılıyoruz. Ama İşte aslında hiç iyi bir şey değil, değil mi? Hani içten içe de bunu biliyoruz. Biraz guilty pleasure denilen, o gizli zevk denilen şeylerin bir tanesi. Bu suçluluk hissi veren zevklerden birisi. O yüzden düşünceleri tartışmak, onlar üzerinden gitmek ve insanların karakterlerine değil de insanların düşüncelerine odaklanıp onlarla düşünceleri üzerinden tartışmak o çok keyifli bir şey. Ona erişmek, oraya doğru gitmek ve bunu alışkanlık haline getirmek özgüvenli insanların en çok yaptığı şeylerden bir tanesi ve bence benim de hala zorlandığım ama buraya doğru gitmek için çalıştığım noktadan bir tanesi. Merak listesinin bu bölümünde sizle özgüvenli insanların 7 tane alışkanlığını paylaştım. Bunları çoğaltabiliriz, belki azaltabiliriz de ama merak ediyorum bu bölüm size nasıl geldi? Bu bölüm dinlediğinizde sizin zihninizde neler canlandı? Özgüvenli insanların başka hangi alışkanlıkları olmalı ya da hangi alışkanlıkları olmamalı? Bu konular neler düşünüyorsunuz? Bunları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sosyal medyadan, Instagram'dan, Twitter'dan, Küpeli Çağrı ve Merak Listesi hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Bu bölümü de beğendiyseniz sosyal medyadan paylaşabilir, beni etiketleyebilir. Çok sevdiğiniz ve ona da ilgileneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlara da bölümü göndererek onların da dinlemesini sağlayabilirsiniz. Ben çok teşekkür ederim meraklı insanlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl gidereceksin?